Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 0 geometri kampının 3. haftasının 3. videosundayız. Özel açılı üçgenlerde kalmıştık ve bu videoda da ondan devam ediyoruz. Yani sayfa 42, 43 ve 44'ü işleyeceğiz bu dersimizde. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 29'da kalmıştık. Ne diyor örnek 29? Birinci şekilde her iki uzunluğu 6 metre olan, yere paralel konumlu bariyerlerin kapalı halde aralarında 2 metre mesafe bulunan konumları gösterilmiştir. Sonra bu bariyerler bu şekildeki gibi ne olmuş? 60 derece ve 45 derece açılmış. A ve B noktaları arası noktalarının zemine olan uzakları farkı nedir diye soruluyor. Evet. Şimdi buradaki zemine olan uzaklığı verilmiş mi? Zemine olan uzakları farkı isteniyor ama bizden. Şimdi ne yapacağız? Hocam şuradan bir dik çizsek. Buradaki diki çizdik. Çünkü 60 mantığını kullanacağız burada değil mi? Evet bu uzunluk kaç verilmişti? 6 verilmişti. Evet bu uzunluk 6 ise şuradaki uzunluk. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç yapacaktır? Yarısı. Çünkü 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. Normalde 30'dan 90'a geçiş 2 kat 90'dan 30'a geçişte ne olacaktır? Yarısı olacaktır. Yani 3 60'ın karşısı da 3 köküç olacaktır. Evet burayı 3 köküç bulduk. Sonra şuradan dik çizsem ben 45 45 90 üçgen oluştu. Çünkü özel açı mantığını kullanıyorum. Ve bu uzunlukta 6 verilmişti. Bu uzunluk 6 ise normalde dik kenardan hipotenüse geçiş kökü kattı. Hipotenüsten dik kenara geçişte kökü bölünmüş hali. 6'yı kök bölsek 6 kök 2 bölü 2'den kaç çıkıyor? 3 kök çıkıyor arkadaşlar burası. Evet burası 3 kök çıktı. A bizden ne isteniyor? A'nın B, A ve B noktalarının zemini olan uzakları farkı nedir diye soruluyor. E burada zemini olan uzakları isteniyorsa şu zemini olan uzaklığı tam anlamıyla buradan dik çizdik. Zemine de paraleldi ya devamı da zemine dik olacaktır. Bu da aynı şekilde dik olacaktır. Ben şuradaki uzunluğa A diyeyim. Buradaki uzunluğa da yine A olmak zorunda. Çünkü zemine paraleldi ve aynı yüksekliğiydi. Yani şurası A ise burası daha olacak. Evet bir tanesinin zemine olan uzaklığı 3 kök 3 artı A. Eksi öbürü de 3 kök 2 artı A değil mi? Evet tamamını çıkartacağız ama. Buradan 3 kök 3 artı A eksi 3 kök 2 eksi A olduğundan dolayı A'lar gitti. Cevap da 3 kök 3 eksi 3 kök 2 şeklinde çıktı. Yani A ve B noktalarının zemine olan uzatları farkı kaç metreymiş? 3 kök 2 eksi 3 kök 3 eksi 3 kök 2 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 30. Yukarıda yere dik konumda bulunan şekildeki gibi tasarlanmış bir yapay çiçek görseli verilmiştir. Evet 30 derece 60 derece 4 kök 3 3 kök 3 ve 4 verilmiş. EB'nin uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Evet şu uzunluk soruluyor. Arkadaşım şu uzunluğa gelir, geliriz şimdi. Bir dur. Şimdi şurada 60'ın 30'un mantığını kullanmak lazım. Ya da şurada 60'ın mantığını kullanmak lazım. Hocam bu 60'ın mantığını kullanmak için hop şöyle bir dik çizeriz. Diki çizdim. 90'ın karşısı. Bir 30 60 90 üçgen çıktı. Özel açı mantığını kullanacağız şimdi. Evet 90'ın karşısı 4 köküsü 30'un karşısı ne olacaktır? 2 köküç olacaktır. E buraya kadar 3 köküçtü. Buraya da köküç mü kaldı? Evet. Tekrarlıyoruz. Normalde 30'dan 90'a geçiş 2 kattı. 90'dan 30'a geçiş de yarısıdır. 2 köküç öyle bulduk. Buraya da köküç kaldı. Şu 30'u kullanayım. Hop şuradan dik çizeceğim o zaman. Buradan dik çizdiğim zaman da ne oldu arkadaşlar? 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı kaç yapar? 2 yapar. Burası da 2 kök 3 yapar. Evet şurası da 2 kök 3 oldu. Bizden ne isteniyor? Şu uzunluk isteniyor. Arkadaşlar bu uzunluğu bulma, bulacağız. Şekilde 90 dereceler. Özel açılarla işim bitti. Özel açıların mantığını kullandım. Bir uzunluk isteniyor. Kırmızı uzunluk ve şekilde 90 dereceler var. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Dik dörtgeni tamamlayıp dik üçgenini bulmuyor muyduk? Evet. Özellikle merdiven şekli karşımıza çıktıysa. Hop şöyle bir dik dörtgeni tamamlasam. İstersen burada da tamamlayabilirsin tabi fark etmez. Böyle dikdörtgene tamamlasam. Burası şuradaki uzunluk belli mi? Belli aslında. 30'un karşısı 2 kök ise 60'ı karşısı nedir? 2 kök 3'ün kök 3 katı. Şu x'in çarpımı 3 yaptı. O zaman burası 6 yaptı. Burası 6 ise yukarısı da 6. Burası 2 kök 3 ile kök 3'ün toplamı yaptı. Çünkü şurayı toplamda 2 kök 3 buldum. Burası da kök 3. Toplamda burası 3 kök 3 oldu. Ve burada bir dik üçgen çıktı mı? Çıktı. Bir kenar 3 kök 3 bir kenar 8. O zaman x'in karesi eşittir. 3 kök 3'ün karesi artı 8'in karesi olacaktır. x'in karesi de 27 artı 64 olduğundan dolayı x kareyi de böylelikle kaç buluruz? 91 diye buluruz ve x de böylelikle kök 91 çıkar arkadaşlar. Evet örnek 30'da böylelikle kök 91 bulduk. Evet kolay bir soru. Özel açılık mantıklarını kullandığın zaman sonuca rahat bir şekilde ulaşıyorsun. Geldik bir sonraki soruya. Hocam 30 var 45 var. Bunların mantığını kullanacağız öncelikle. Ne yapacağız? 45'in mantığını kullanmak için hocam şöyle bir dik çizeyim. Bir 45 45 90 üçgeni oluştururuz. E şeyin mantığını kullanmak için de 30'un mantığını kullanmak için de şöyle bir dik çizeyim. O zaman böyle bir dik çizdiğim zaman da ne oldu? Burada da 30 60 90 çıktı. Burada da 45 45 90 çıktı. Şimdi 45 45 90 üçgenin mantığını kullanalım. Hocam normalde dik kenardan hipotenüse geçiş kökik kat Hipotenüsten dik kenara geçiş ne olacak? Kök 2'ye bölünmüş hali. 6 kök 2 ise kök 2'ye böldüğümüzde bunlar 6 6 çıkar. Hocam burada da ne var? 30 60 90 üçgeni. Normalde 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. 30'dan 90'a geçiş 2 kattı. O zaman 90'dan 30'a geçiş yarısı yani burası 5 kök 3'tür. E sonra burası 5 kök 3 ise şu uzunluğu ben bulabilirim. Bu uzunluk nedir? 30'un karşısı 5 kök 3 60'ın karşısı da kök 3 katı olmaz mı? 5 kök 3'ün kök 3 katı. Şu ikisini çarpımı 3 olduğundan burası 15 oldu. Şuraya kadar 15 şurayı bulmam lazım. E verilen her bir bilgiyi kullanacağız diyoruz. Adam buradaki 90'ı boşuna mı verdi bize? Tabii ki boşuna vermedi. Ne var burada? Şöyle bir dikdörtgen çıktı. Çünkü niye? 90 burası, 90 burası, 90 burası. E burası da 90 oldu. Dikdörtgen çıktı. 6 ise karşı tarafta 6 mı oldu? Evet. Şimdi x'e bak. 15 burası, 6 burası. Toplamda AB uzunluğu. Yani 15 ile 6'nın toplamı yapar. Cevap da böylelikle 21 yapar. Yani örnek 31'i 21 bulduk. Geldik örnek 32'ye. Şimdi ne yapılıyormuş? KL çubuğu K noktası etrafında, MN çubuğu M noktası etrafında hareket edebiliyormuş. Evet, böyle 4 kök ve kök 21 verilmiş. KL çubuğu ok yönünde 60 derece. Bak şimdi dikkat. KL çubuğunu ok yönünde 60 derece. Hop şöyle döndürdün. 60 derece döndürdün yalnız dikkat. Şöyle döndürdüm. Tamam mı? Şu uzunluklar eşit olacak. Kaç derece? 60 derece döndürdüm. Hocam burası 60 değil. Dikkat. Önceden çubuk buradaydı. Önceden çubuk buradaydı. Hop dönüp buraya geldi. Şuradaki dönüş açısı 60 derece. Buna dikkat. Tamam mı? Yani şuradaki açı 60 derece ise buraya kaç derece kaldı? 30. Çünkü tamamı 90. E aynı şekilde şunu da şöyle döndüreceğim. Hop şöyle gelecek. Ve bunlar döndürdü ne? L ile N'e çakışıyormuş. Böyle döndürdüm. Önceden çubuk buradaydı. Bu buraya geldi. Yani bunu da kaç derece döndürüyormuşuz? Bunu da alfa derece döndürüyormuşuz. Ve alfayı soruyor herhalde bize değil mi? Evet alfa derece döndürüldüğünde L ve N noktaları çakışmaktadır. Tamam. Bizden KM uzunluğu isteniyor. Evet buranın kök 21 olduğunu biliyoruz. Çünkü çubuk, kalem döndürdüğümde yine aynı kalem. Eş yapı olmasını kullanıyorduk. Bak döndürmede işte katlamada eş yapıları kullanacağız. Ya da kesip başka bir yere yapıştırmada bunlar eş yapılardır. Uzunlukların eşit olmasını göstereceksin. Kök 21 ise kök 21, 4 kökü ise 4 kökçü yazdık. E şimdi ne yapacağız? Hocam burada 30 derece var. 30 derece mantığını kullanmam lazım. Şöyle bir dik çizersem. Bir 30-60-90 üçgen oluşur mu? Oluşur. Burası da 90-60. E, normalde 30'un karşısı başlangıç noktası. Normalde 30'dan 90'a geçiş 2 kat. 90'dan 30'a geçişte 2'ye bölünmüş hali. Yani burası 2 kök 30'un karşısı 2 kök 60'ı karşısı şurası. 2 kök 3'ün kök 3 katı şu 3 yaptığından dolayı 2 kere 3 6 oldu burası. Bir de burayı buluruz. Burayı da şuradaki Pisagor'dan buluruz. Şuraya A diyecek olursam. A karede neye eşittir? Kök 21'in karesi eksi. 2 kök 3'ün karesi dik kenar olduğu için hipotenüsün karesi eksi dik kenarın karesidir değil mi? Evet 21'den ne çıkıyor? 12. Evet A kare buradan 21 eksi 12'den 9 yaptı. A kare 9 A'yı kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Evet A 3 ise X'i de kaç buluruz o zaman? 6 burada. 3 burada. Toplamda da kaç yapmış oldu? 6 artı 3'ten cevabı da 9 bulmuş olduk. Evet. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Bunlar artık alıştığınız için size de basit gelen sorulardır büyük ihtimalle. Şu döndürmelerde dedik biraz önce zaten. Döndürmede kesip başka bir yere yapıştırmada ya da katlamada eş yapıları kullandığımızda sakın ama sakın unutmayın. Aynı zamanda sizi yeni nesil soruları da burada hazırlıyor muyuz? Kesinlikle hazırlıyoruz. Çünkü her çeşit yeni nesil soru var. Özellikle buna çok dikkat ettik burada bu kitabı yazarken arkadaşlar. Evet geldik şimdi 30-30-120 üçgenine. Arkadaşlar 30-30-120 üçgenin özelliği normalde sen iki tane özel üçgeni bilip sonra özel açının mantığını bildikten sonra hani bundan önceki videoda demiştim ya dik çizeceksin. Ama iki tane dik çizme mantığı var. Ya böyle dik ya da böyle dik. İşte özel açıya dokunma. Sonra bir de kalp çizmiştik. Kalbe dokunulmaz, parçalanmaz. Neydi o kalp? 30, 60, 45. Ve bunların 180'e tam yanı. 150, 135 ve 120 dereceler özel açılardır ve bunlar dokunulmazlardır demiştik. Sadece o yüzden şu iki mantığı bilip bir de neyi bileceksiniz? 45-45-90 üçgeniyle 30-60-90 üçgeninde bildiğiniz zaman Olayı çok rahat bir şekilde yapıyorsunuz aslında, yaparsınız aslında. Ha bir de bu 30-30 120 var, ekstradan bunu da bilirseniz sıkıntı olmaz. Bilmezseniz de bence sıkıntı olmaz. Çünkü mantığı anladıysanız bunlarda sıkıntı yaşamazsınız. Ama ben bunun kuralını da söyleyeyim. Normalde, şeyde, bu ikiz kenarlardan 120'nin karşısına, yani 30'dan 120'ye geçiş köküş kat. Bunu bu şekilde bilin. Yani şurada da yazılmışız. Ne demişiz? Eşit olan kenardan 120'nin karşısına geçiş neymiş? Kök 3 kat. Tam tersi de gelebilir mi? Gelebilir. Mesela şöyle bir şey geldi. Hocam burası 30. Burası da 30. Burası 120. Burası 6 verildi ve x soruluyor. Normalde şu ikiz kenarlardan 120'nin karşısına geçiş kök 3 katsa o zaman tam tersi kök bölünmüş hali olacak. 6 bölü kök 3 olacak. Yani ters mantığı burada da uygulayacaksın. Bu da kök 3 ile çarparsan 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 çıkar diye söyleyebilirsin ve cevabı ulaşabilirsin. Peki hocam bu nereden geliyor? Normalde bu şuradan geliyor. 30 30 120 x kenar ya. Şuradan bir dik çizsen. Şurada göstereyim istersen. Şöyle 30 30 120 ya. 30 30 120. İşte burası a iken şurası a kökü çıkıyormuş. Bakalım gerçekten öyle mi? Şuradan dik çizsen. Hocam 120'yi parçaladık ama özel durum. İkiz kenar olduğu için çizmek zorundayım. 120 de böyle ikiz kenar üçgende parçalanabiliyor diye zaten bir önceki videoda da söylemiştim. Hatta 60'ın da parçalandığı durum neredeydi? Eşkenar üçgende parçalanabiliyordu. Buradan dik çizdiğimiz zaman 30 60 90 üçgen oluştu. 90'ın karşısı A ise 30'un karşısı ne yapar? A bölü 2 yapar. E 30'un karşısı A bölü 2 ise 60'ın karşısı da A bölü 2'nin kök 3 katı. Burası da A bölü 2'nin kök 3 katı. Topladığın zaman da burası da A kök 3 artı A kök 3. 2 kök 3 A bölü 2'den A kök 3 yaptı arkadaşlar. Yani A A A kök 3 geldi. Bilmediğiniz zaman da bu şekilde hareket edebilirsiniz. Ama bilinse sanki iyi olur arkadaşlar. Evet örneklere bakalım. E, arkadaşım burada Ali Bey uzunluğunu x artı 1 vermiş. AC uzunluğunu y eksi 2 vermiş. Şimdi şuraya bakacak olursanız 30 30 120 üçgen değil mi bu? Evet. E, 5 köküç ise normalde e, ikiz kenarlardan 120'nin karşısına geçiş köküç katsa tam tersi köküçe bölüm halidir. X artı 1 de 5'tir. Y eksi 2 de 5 midir? Evet. Yani buradan x artı 1 eşittir 5 ise x'i 4 buluruz. y eksi 2 eşittir 5 ise y'yi de buradan kaç buluruz? 7 buluruz. Bizden x artı y isteniyor. 4 artı 7'den cevap kaç olur? 11 olur. Evet örnek 33'ü 11 bulduk. Geldik örnek 34'e. Şimdi ne var burada? 120 derece var ve ikiz kenarlık var. 30-30-120 üçgeni değil mi bu? Evet. 30-30-120 üçgeni. Şimdi ne yapacağız? 30 30 120 üçgen olduğu için 5 5 ise köküç katıları burası. Yani burası 5 köküç olur. Sonra burada da 30 90 60 üçgeni var. Yani 30 60 90 üçgende başlangıç noktası 30'un karşısıydı. Burada 60'ın karşısı var. E 30'dan 60'a geçiş köküç kattı. Tam tersini düşün. 60'dan 30'a geçişin olacaktır. Köküçe bölünmüş hali olacaktır. Yani böl köküçe 5 köküçün köküçe bölünmüş hali 5'tir. 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı nedir? 2 katı direkt 10'dur. Yani x'i böylelikle ne bulmuş olduk? 10 bulmuş olduk. Örnek 34 10 oldu. Geldik örnek 35'e. Neler var burada? Bakalım şimdi. Evet BC ile CD'yi 2 kök 3 vermiş. Burası 2 kök 3, 2 kök 3. E, x kenar burası. O zaman burası 30, 30. 30, 30, 120 üçgeni. O zaman A, A ise A kök 3'tü. 120'nin karşısı. 2 kök 3'ün kök 3 katı kaç yapar? Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3 olduğundan 2 kere 3 6 yapar. Evet burası 6 oldu. Çok güzel. Sonrasında şurada da bir 30 60 90 üçgeni var. 30 60 90 üçgeninde başlangıç noktası 30'un karşısıydı. Bak burada 60'ın karşısı var. 30'dan 60'a geçiş kök 3 katsa tam tersi 60'tan 30'a geçişte kök 3'e bölünmüş hali. 6 bölü kök 3 yani. Biz bunu kök 3 ile çarparsak 6 kök 3 bölü 3'ten kaç buluruz? 2 kök 3 olarak buluruz. Evet 30'un karşısı 2 kök 3 çıktı. 30'un karşısı 2 kökü ise 90'ın karşısında ne olacak? 30'dan 90'a geçiş 2 kat. O zaman burası 4 kök 3 olacak. E sonrasında ne oluyor burada? Hocam burada bir Pisagor. Özel bir üçgen yok. Pisagor bağıntısından da x'in karesi 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi midir? Evet. Buradan x'in karesi 1 artı 4 kök 3'ün karesi. 4'ün karesi 16 çarpı kök 3'ün karesi 3. 16 çarpı 3'ten 48 yapar. Ve x kare 49 yaptı. X'i de böylelikle kaç bulmuş olduk? 7 bulmuş olduk. Evet örnek 35 böylelikle 7 çıktı. Geldik örnek 36'ya. Şimdi burada ne var? Aa hocam 90'ı gördük hemen. 90 var bak burada ne yapalım? Şurada bir dik üçgen oluşturalım şöyle. İyi halt ettik. Değil mi? Niye? Ne yaptık burada biz? 60'ı ve 150'yi parçalamış olduk. Bunlar parçalanmaz. Sakın ama sakın unutma. E hocam ne yapayım ben şimdi? Buradan şöyle bir 90 derece çizeyim. 150'nin de dış açısı böyle şey deyip oradan bir 90 derece çizebiliriz belki. Şöyle işlemler yapabiliriz. Ama ben sana şöyle bir tavsiyede bulunayım. Arkadaşım öncelikle bu bir dörtgen mi? Dörtgen. Dörtgenin diğer açısını da bul bakalım. Dörtgenin iç açıları toplamı ne? 360. E burası 150, 60 daha kaç yaptı? 150 60 daha 210. 90 daha 300. Buraya kaç kaldı o zaman? 360'ın 360'tan 300 derece çıkartırsak 60 derece kalır. Çünkü iç açıları, ölçüleri toplamı kaç? 60 derece olacağından dolayı. Ee, 360 derece olacağından dolayı. Buraya 60 mı kaldı? Evet. E şimdi ne yapacağız hocam? Bu açıda biraz önce hani şuradan dik çizsek falan filan demiştik. Bak özel açı oldu burası. Özel açı parçalanmaz. Bak 60'ı parçalayamam. Buradaki 60'ı parçalayamam. 150'yi parçalayamam. 90'da kısmen özel bir açı. Hani 90 olarak kalsa bizim için daha iyi olmaz mı? Kesinlikle daha iyi olur. Bir dörtgende eğer bütün açılar özel ya da özel açıyı andırıyorsa. 90'da özel açıyı andıran bir açı. O zaman ben burada içeride bir işlem yapamam. Dik çizmelerle sonuca ulaşamam. Ne yapacağım o zaman? O dörtgeni üçgene tamamla. İstersen şöyle üçgene tamamla. Sol tarafta istersen yukarıda tamamla. Hiç fark etmez. Ben böyle yukarıda tamamlayayım mı? Tamamlayayım. Yukarı doğru tamamlayayım. Şu doğrusal arkadaşlar tamam mı? Çizemedim. Şekil buraya kadar yetti. Tamamlayınca üçgene bak ne çıktı? 60 90 ise üçgen oldu ya burası 30 derece oldu. Aa, şurası kaç derece? 30 derece. Burası kaç derece oldu? 120 derece oldu. Aa, burada da bir 30 30 120 çıktı. E burası 30 30 120 ise eğer 4 ise, burası da 4'tür. 4 4 ise burası 4 köküç oldu mu? Oldu. Büyük üçgen ne, nasıl bir üçgen? 30 60 90 üçgeni. Evet. Şuraya bak. 30 60 90 üçgenine bak. 60'ın karşısı kaç? 9 kök 3. Hocam normalde 30'dan 60'a geçiş çünkü bizim için önemli olan 30'un karşısıydı arkadaşım. 30'un karşısına bakacağız. E şimdi bu 30 60 90 üçgende 60'ı karşısı 9 kök 3 ya. Normalde 30'dan 60'a geçiş kök 3 katsa 60'dan 30'a geçişte kök bölünmüş hali olmaz mı? Kesinlikle olur. 60'ın karşısı 9 kök 30'un karşısında ne olacak o zaman? kök 3'e bölünmüş hali 9. Yani kök 3'ü sil gitsin. 9 oldu. Direkt kök kat olduğu için 9 yazabiliriz. Peki 30'un karşısı 9 ise 90'ın karşısı ne olacaktır? 18 olacaktır. Çünkü 2 katı. Bitti. Y'yi 9 bulduk. E tamamı da 18'si. Buraya da kaç kaldı arkadaşım? 14 mi kaldı? Evet. X eksi Y farkı nedir diye soruluyor. 14 eksi 9 isteniliyor bizden. Bu da kaç çıktı o zaman? 5 mi çıktı? Aynen öyle. Cevabımız böylelikle örnek 36'da 5 çıktı. Geldik buraya. Evet 120 30 burası da 30 mu oldu? Evet burası da 2 kök 3. Grafik tasarımcısı olan Tayfur şekil 1'deki üçgenlerden 4 tane kullanarak şekil 2'deki logoyu kullanmış. Bak aynı yapıdaki üçgenleri kullanmışım. Böyle aynı yapıyı kullandığım zaman şık, kenar uzunluklarının eşitliği açıların eşitliği önemli değil mi arkadaşlar? Evet e yaz burada hocam burası da 30 30 bu 120 burası da 30 30 burası da 30 30 Burası da 30 30 mu? Evet. E şimdi benden ne isteniyor? A ile bir arasındaki uzaklık. Bak çiz bakalım A ile bir arasındaki uzaklığı. Hop çizdik. İşte şuradaki uzunluk isteniyor hocam. A şuradaki uzunluk mavi üçgene ait. Şurada bir üçgen mi oluşturdu? Evet. Şuraya dikkat et. 120 derece ve şunlar da birbirine eşit olduğundan dolayı ikiz kenar. Bak yoksa bunun doğrusallığından bahsedemem ben. Dikkat. Hocam bunlar ikiz kenar. Çünkü 30-30-120 ikiz kenar dediğim aynı. 120'nin karşısındaki kenarlar bunlar. Hatta 30 30 120 üçgeninden şuradaki uzunluk kaç çıkar onu da yazayım ben. Hocam 2 kök 3'ün kök 3 katı çıkar. Burası 3 yaptı 2 kere 3 6 yaptı. Burası da 6 burası da 6 olduğundan ikizkenar kenar olduğundan 120 olduğundan bunlar da 30 30 oldu. Yani şuraları şu siyah çizginin üstünden geçiyor gerçekten de doğru. E burası 6 6 ise burada kaçı da 120 derece ise 30 30 120 üçgeninden 6 6 ise burası da 6 kök 3 yapar. Çünkü kök 3 katı oluyor. 37. soruyu böylelikle 6 kök 3 bulduk. Geldik 15, 75, 90'a. Daha önce bir önceki videoda söylemiştim. Dik çizdim karşım 15, 75, 90 çıktı. Gittiğim yol yol değil. Yanlış yoldasın. Yani çok yanlış yoldasın. O git şeyi sil. Ama ne zaman? Kendi emeğinle dik çizdiğinde bak bu sözümü unutma. Şuraya da yaz. Bak şuraya yaz. Şuraya yaz kardeşim. Şöyle bir yıldız at. Kendi emeğinle dik çizdiğinde hani özel açı gördüğümüzde dik çiziyoruz ya o kendi emeğimiz oluyor. Hatta iki tane dik çizme mantığı var ya o yüzden. Kendi emeğinle dik çizdin ve karşısına 15, 75, 90 çıktı. Gittiğin yol yol değil. Kesinlikle ama kesinlikle yol değil sil. Karşına 15, 75, 90 çıkmışsa ama direkt soruda 15, 75, 90 varsa o zaman yapacak bir şey yok. O zaman o zaman bir özelliğimiz var. O özelliğimiz nedir? Haşa 4 taş özelliği var. Hipotenüse ait yükseklik kaçsa burası 4 taştır. Hocam bu nereden geliyor diyenler şimdi biz işi öğreniyoruz ya sıfır geometri değiliz ya çok fazla şeye de takmayın aslında. Ee, sonrasında bir üst seviye çıktığınız zaman ispatlar sizin için önemli oluyor aslında ama konuyu da anlayabilmeniz için yine de göstereyim. Normalde ispatsız geçmem ben aslında ama neyse. Şurada bir muhteşem şunu çizdiğiniz zaman olay bitiyor kardeşim. Bir muhteşem şu çizdiğiniz zar. 15 iken burası da 15 oldu ya. İkiz iken dolayı. 15 15 burası 30 oldu. 30 90 60 oldu. 30'un karşısı h 90'ın karşısı 2 aç Çift çizgi dediğimiz 2 aç oldu. Hocam burası da 2 h Burası da 2 aç Toplamda 4 h mı yaptı? Evet. Evet haşa 4 h İspatı işte buradan geliyor. Ama sen yine de bu 15 75 90'ı bil. Tamam. Kendi emeğinle çizdiğinde karşına 15 75 90 çıkarsa gittiğin yol yol değil. Sil gitsin. Ama hala hazırda 15, 75, 90 gelirse hipotenüs ait yükseklik haşken burası ne oluyormuş arkadaşım? 4 haş oluyormuş. Örnek 38. Direk 75, 90 ise burası 15. E 15, 75, 90 üçgeni. Haşa 4 haş. Yani burası haşken burası 4 haş olmalı arkadaşlar. Yani bunun 4 katı buna mı eşit olacak? Evet. 4 çarpı x eksi 1 eşittir. 3 x artı 2. 4 x eksi 4 eşittir 3 x artı 2'den. Buradan x 4 x eksi 3 x'ten x geldi. Eksi 4 de öbür tarafa artı 4 diye gitti. Artı 2 artı 4 artı 6 mı yaptı? Evet cevap da 6 yapar arkadaşlar. Örnek 38'de. Geldik örnek 39'a. Bak ne var burada? 15, 90, 75, 15, 75, 90 hala hazırda var. Yani hocam şurası haçsa Burası hipotenüsü ne olacak? 4H olacak. Burası 2 ise direkt burası ne olacak o zaman? Hocam 4 katı yani 8 olacak. E bundan sonrasında ne yapacağız? Hocam burada bir Pisagor karşımıza çıkıverdi. Yap Pisagor'unu. Yani kök 17'nin karesi artı 8'in karesi x'in karesine mi eşittir? Evet. Yani bu 17 artı 64 yaptı. Bu da kaç yaptı? 81 mi yaptı? Aynen öyle x kare 81 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 9 olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle 39. soruda 9 çıktı. Geldik 40. soruya. Örnek 40'tayız. Hocam ne var burada? Şurası 75 90, burası da 15. Oo güzel bir soru. 15 90 burası kaç? 75. Allah Allah. Burada ne yapacağız? Şimdi bizden ne isteniyor? Önce duvarı soruyu bir okuyayım. Duvarı diyorum. 4 metre yüksekliğinde ve dikdörtgen şeklindeki duvara BL ve CK merdivenleri aşağıdaki gibi yerleştirilmiş. 75'li ve 15'li yerleştirilmiş. Sonra BL merdiveni tamam yerleştirilmiş. AL x metre burası da y metre denmiş. X artı y nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşım burada 15, 75, 90 var. 15, 75, 90 deyince aklımıza ne geliyor? Haşa 4 haş. Aynı merdiven bunlar. Evet aynı merdiven. Haşa 4 taş. Başka bir şey gelmiyor. Çünkü aynı merdiveni de kullanıyorum. Hipotenüsü de kullanıyorum ya. Mecburum şunu şöyle çizmeye. Hocam şurası haşken burası ne olacak? 4 haş olacak. Evet. Şimdi ve dikdört bir dakika merdivenler aynı mı onu okumam lazım bir saniye. CK merdiveni BL ve CK merdivenleri yok farklı merdiven arkadaşlar. Aynı merdiven olsaydı hocam burası da şöyle 4 haçsa burası da haş deyip belki oradan bir işlemler yapabilirdim ama farklı merdivenlermiş bunlar. Buradan dik çizsem ne olacak? Haşa 4 taş bir işime yarıyor mu? A -a. Şuradan dik çizsem haşa 4 taş bir işime yarıyor mu? Yok bu da yaramıyor. E ne yapacağız hocam? Yani burası da atıyorum x a iken buraya 4a diyeceğim. Bir 4a 4 haç işte h a var x y var bir işime yaramayacağı belli. O zaman burada zaten hipotenüs uzunluğu varken biz haşa 4 haşı kullanırız, kullanırız ve daha sağlıklı olur. Şimdi burada ne yapacağız peki? Dikkat et. Burası 15, 75. Tamam. Burası da 15, 75. Tamam. Dikkat et. Şu açı 15, bu açı 75. Aa, ben şunu şöyle tamamlarsam ne oldu arkadaşlar? Şu 15, 75, 90 oldu. Ha, burada bir haşa 4 haş yapabilirim. Şimdi burada bir haşa 4 haş yapsam, hop şöyle çizsem arkadaşım. Bu arada şunu şöyle çizdim. Burası dörtgen burası dört mü? Dört. E hocam burası A mı? A. Şuradaki uzunluğu biliyor muyuz biz? Bilmiyoruz. Şurası A iken ben buranın ne olduğunu söyleyebilirim? 4A olduğunu söyleyebilirim. Çünkü niye? Buradaki üçgen de yöndeşlikten dolayı bu duvar ya alt ve üstü birbirine e, dikdörtgen şeklindeki duvar yöndeşlikten 75 yapar. Yöndeşlikten de 15 yapar. Burası da 90 olduğundan 15, 75, 90. A'ya 4A. E hocam burası A artı 4 ise bak dikkat et. Şuranın da 4A olduğunu biliyorum ben. Burası A artı 4 ise ne oldu burası? Burası A artı 4 ise burası da 4 katı olacak. A artı 4'ün 4 katı olacak. Büyük üçgendeki 15, 75, 90 üçgenden dolayı. Yani burası 4A artı 16 oldu. Arkadaş 4A artı 16 uzunluğu neye eşit? Şu uzunluğa eşit. X, 4A ve Y'ye eşit. X, 4A ve Y'ye eşit. 4A'lar nanay oldu mu? Oldu. Ve böylelikle X artı Y'yi kaç bulmuş olduk arkadaşlar? 16 bulmuş olduk. Evet. Soru güzel bir soru aslında. Ee, zor mu? Yani şöyle yukarı doğru tamamlama olduğu için. ya O da 15 ile 75'in arasındaki ilişkiyi kurmak için. E burada haşa 4 taş yaramıyordu. Burada da yaramıyordu. O yüzden bu 15 hala hazırda gelmiş. Mecburuz 15-75-90'ın özelliğini kullanmaya. O yüzden bunu da bu şekilde kullandık ve çok da güzel oldu aslında. Yani biraz zorlayıcı bir soru diyebiliriz şöyle baktığımız zaman ama yukarı tamamladıktan sonra aslında çok da zorlayıcı bir şey değil. Ama 15-75-90 hala hazırda gelmişse tek düşüneceğin nokta var. Haşa 4 haş. Bunu da sakın ama sakın unutma. Tamam dostum. Haydi bakalım. 22.5-67.5-93 kene. Arkadaşlar ben bunu ezberlemenizi istemem açıkçası. Tamam 15-75-90 ezberledik ama yani haşa 4 haş gerçekten kullanıyoruz. 22,5, 67, 90 üçgenini harbiden ezberleme. Çünkü kullanmıyor. Hocam soru geldi. Ne yapacağız? Muhteşem üçgeni çiz. 90'lı sorularda böyle buçuklu falan görürsen. 22,5, 67,5 görürsen muhteşem üçgenini çiz kardeşim. Hocam buradan mı çizeceğim? Hayır kardeşim. Büyük üçgenden çiz muhteşem üçlünü. Direkt soru çıkar. E, burada haşa iki kök yaş var ya. Sen boş ver onu. 67,5, 90. Burası da 22,5 mu? Evet. E burada muhteşem şu çizdin. Şöyle eşit eşit eşiti çizdin. Burası 67.5 90 ise 22.5 yazdık ya. 22.5 ise ikiz kenarlıktan dolayı burası da 22.5 oldu. E hocam burası 22.5 ise 22.5 ile 22.5'un toplamı 2 iç açının toplamı bir dış açıdan burası 45 derece yapar. 45 90'sa burası da 45 yaptı. Aa hocam şurada bir 45-45-90 üçgen çıktı. Burasında 2 kök vermişti. Yani dik kenarda hipotenüse geçiş kök 2 kat değil miydi? Evet. 2 kök 2'nin kök 2 katı ne yapar? Şu ikisini çarpma. 2 2 kere 2 4 yapar. E o zaman burası 4 oldu. E burası da 4. Burası da 4. Eşitler var. Toplamda burası kaç yaptı o zaman? X dediğimiz uzunluk neresi arkadaşlar? Ee, BC uzunluğu X artı 3 demiş. Bakın BC uzunluğu burası X artı 3 olarak verilmiş. Demek ki X artı 3 uzunluğu eşittir 8 mi? Evet. Böylelikle X'i kaç buluruz arkadaşım? 8 eksi 3'ten 5 olarak buluruz. Yani bu tür böyle 22.5-67.5'da böyle kafanızı böyle karıştırmanıza bence gerek yok. Sıkıştığınız zaman 90'lı sorularda hatta 15-75-90'da da böyle muhteşem üçü çizip ispatıyla yapabilirsiniz. Ama hani 15-75-90'ı ÖSYM'nin sormasını anlarım. Çünkü daha öncelerinde sordu. Sorabilir de belki. Gerçi özelliklerden çok kaçıyor artık şey de. Ama bu 15-75-90'ın bir özellik diyebiliriz aslında. Diğer 30-60-90 ve 45-45-90 özellik değil tanım. İçimize yapışmış bir tanım. Ama 15-75-90 özellik. Bu yeni nesil sorularda 15-75-90 özelliği ya da 22.5-67.5-90 özelliği soracaklarını zannetmiyorum. Ama 15-75-90 güzel ve akılda kalıcı olduğu için haşa 4 aşı bil. 22.5-67.5-90'ı bilmene gerek yok. E bu da gelirse hemen büyük üçgende bir muhteşem Şu çiz olayı bitirirsin dostum. Aa Böylelikle bitirdik mi gençler? Evet. Özel açılı üçgenleri de bitirdik. Sonrasında ne var? İkizkenar üçgen var. Evet, bu haftanın devamında ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgen kaldı arkadaşlar. Aslında bu hafta bu haftaya bağladım ben bu konuları. Çünkü niye? İkizkenar üçgen tamamıyla dik üçgenden çözülebilen bir konu. Eşkenar üçgende tamamıyla özel açıdan çözülebilen bir konu. Yani konunun devamı devam ediyor aslında. Yani dik üçgen konusunun bir devamı gibi düşünebilirsiniz. Kendi çapında özellikleri var mı? Var tabii ki ama çok da fazla takmanızı da istemem. O konu gelince de görüşürüz zaten. Neyse gençler böylelikle özel açılı üçgenleri de bitirdik. Bu arada sağ kulağım acayip çınlıyor ama neyse. Özel açılı üçgenleri bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ikizkenar üçgenin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.